Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli ETV seyircileri, bir müftülük saati programında daha sizlerle beraberiz. Cumanız, akşamınız, gününüz hayırlı bereketli olsun. Efendim, programımıza başlamadan önce kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i bugün bizlere Muradiye Camii Müezzin Kayyımı Safer Yıldırım hocamız okuyacaklar. Değerli hocam, buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Evet, Muradiye Camii Müezzin Kayyımı Safer Yıldırım hocamıza bu güzel tilaveti için çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocam, ağzınıza gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Kıymetli seyircilerimiz, bugünkü programımızın konusu kader ve kaza. Konuğumuz il vaizlerimizden Sayın Aziz Yavuz hocamız. Muhterem hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın hocam. Muhterem hocam, isterseniz kader ve kaza nedir? Bunu deyince ne anlamalıyız? Bununla ilgili kıymetli seyircilerimize neler buyurursunuz? Öncelikle bizleri yaratan, yoktan var eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Salat ve selam, her türlü ihtiram. Başta sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, âlinin, eshabının hal ve iyilikte ona uyan bütün ehli imanın üzerine olsun. Tabii Cenab-ı Hakk'ın insan oğluna vermiş olduğu aklı, iradesi sayesiyle hayatını idame ettirmeye çalıştığı şu dünya hayatında bazen çıkmazlara, aklın karmaşalarına, bir takım şeylere cevap bulmaya gayret ederken karşısına en çok çıkan konulardan bir tanesi de kader ve kaza konusu. Kader meselesi, kaza meselesi Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bugüne kadar
sahabe-i kiramın Allah'ın Resulüne sormuş olduğu soruların içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da kendisi bizzat bu konular hakkında çok fazla insanların akıllarını yormama babıyla bazı sözleri olmuştur ki inşallah ilerleyen saatlerde de sohbetin içerisinde de onlara da değiniriz. Kader meselesi kelime olaraktan ölçüp biçmek. Yani ıslah manasından da bakar isek Cenab-ı Hakk'ın her şeyi yaratan, Halik olan Allah-u Teala'nın ezelden ebede kadar her ne var ise olup olacak bütün her şeyi ezeli ilmiyle bilip takdir etmesidir. Kısaca bu şekilde tarif edebiliriz. Kaza dediğimizde de bunların vakti zamanı geldiğinde ortaya çıkması, zuhur etmesi, gerçekleşmesi manasındadır. Kader için çok değişik tarifler yapmışlar, değişik açıklamalar yapmışlar. Hepsinin konunun bağlamında zikrolunda bilinir ki şunu da ifade etmek herhalde yerinde olur. Yani biz kaderin kelime manasından hareket ile biz kaderin ölçüp takdir etme, belirleme manası olduğunu söyledik. Ayetler de aynı şeyleri söyler. İnna kulle şeyin halaknahu bi kadar der mesela. Kamer suresindeki bir ayeti celiledir ki bu. Biz her şeyi belli bir ölçüde takdir ettik ifadesi vardır ayeti celilede. Yine ve halaknahu kulle şeyin fekadderahu takdira. Allah her şeyi yarattı ve o mukadderata bir takdir beyan etti. Takdir buyurdu ki bu mukadderatın şekli, şemali, tasavvuru bizim şekillenmemiz, kainatın şekillenmesi, insanın kendi tabiatına uygun bir şekilde tabiatın onun için hazırlanması, güneşin, ayın, yıldızların, kainatın hepsinin belli bir takdiri var tabii ki. İnsanın da mukadderatı güç yetirebileceği, yetiremeyeceği içerisinde kendisi için hazırlanan kainata uygun bir halde yaratılması Allah'ın hep bir takdiridir baktığımızda. Yani insanı suyun altına biz yerleştirdiğimizde insan yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Uzaya havasız olan bir yere bizi insanı gönderdiğimi hava alabilir mi? Alamaz. İnsanın yaşadığı ölçü bu atmosfer içerisinde Allah'ın bir takdiridir. Bu bir takdiridir. Ki insanın hayatını devam ettirmesi için kendi şekli, şemali, özellikleri baktığımızda bir de bizim Rabbimizin takdiridir. Kainatın içerisinde insana hizmet eden bütün her şeye baktığımızda, yaratılan bütün her şeye baktığımızda o da Allah'ın bir takdiridir, bir ölçüsüdür. Yani Allah-u Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de فَقَدَرْنَا فَنِيَمَا الْقَادِرُونَ ölçtük, biçtik. Ne güzel de ölçüp biçmişiz. Hakikaten de öyle yani. Evet. Şimdi biz doğaya bakıyoruz, tabiata bakıyoruz. Mükemmel bir dizayn içerisinde. Evet, herhalde. Her şey peşi sıra. Hiç böyle sektemeden, sıkıntıya uğramadan, problem çıkarmadan arka arkaya devam ede gidiyor hayat. Yani gündüzün gecenin arkasından gelmesinde hiçbir ihtilaf yok. Gecenin de gündüzün arkasından gelmesinde hiçbir ihtilaf yok. Hepsi vakti zamanında geliyor. Evet, güneşin doğması, ayın herkese yeryüzünü aydınlatması, yıldızların vazifesini yapması, yeryüzündeki bütün her şeye bakıyorsun. Müthiş bir ölçü içerisinde. Göze eğri gelen, yamuk gelen hiçbir şey yok. Yani Mülk suresinde geçmiyor mu? Ferci el basara hel tera min futur. Zümmerci el basara kerreteyni yan galib. Yani dön de bir bak şu semaya. Hiç onda bir çatlaklık görebilecek misin? Dön tekrar tekrar bak. Hiçbir kusur bulabilecek misin? Bulamazsın. İşte bu Cenab-ı Allah müthiş bir takdiridir. O zaman kelimeden hareket ile işte şu meydana çıkıyor artık kavramın, kader kelimesinin oturması için. Allah-u Teala'nın insan için ve kainat için kıyamete kadar olabilecek olan bütün her şeyi ezeli ilmiyle bilip en uygunu, en mükemmeli, en güzelini takdir edip yaratmasını biz kader olarak ifade ediyoruz. Yani çok eski kavramlarda alın yazısı olaraktan bunu da ifade etmişlerdir. Ama alın yazısı işin kelime babında, Kur'an-ı kavramların anlaşılmasında ifade ettiği anlam babında bu o yoruma çıkmıyor. Evet. O yoruma çıkmıyor. Eksik olur. Yani. Tabii eksik kalır. Yorum tam farklı oturmuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kadere iman edilmesi hususunda Kur'an-ı Kerim'in ve işaretleriyle, Efendimiz Allah Resulü'nün hadisleriyle biz muhakkak kaderin de iman edilmesi gereken iman çerçevesinde görüyoruz. Yani bunu neden söyledim? Sadece salt Kur'an anlayışıyla, Kur'an'daki ifadeler ile, hareket ile bazı şeyleri bizim kabullenmememiz imani bir davranış değildir.
Yani Kur'an ve Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam. İkisi birbirinden ayrılmayan etle kemik gibi. Kur'an'ı anlamak istersen Hazreti Peygamber'e, Hazreti Peygamber'i gördüğünde de Kur'an'ı daha iyi anlarsın. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz bir parçadır. Neden böyle söyledik? Kader ve kaza kelimeleri üzerinde çok yorumlar yapılmıştır. Çok sözler söylenmiştir. Kur'an'da olmayanı inkar etmeye kalkan bazı görüşler zuhur etmiştir, meydana çıkmıştır ki ama Kur'an'ın dışında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sağlam hadisleri vardır ki bu konuda bize bakın Cibril hadisi var bir tane meşhur hepimizin bildiği Buhari'de geçen Cebrail Aleyhisselam'ın bir gün Allah Resulü'nün yanına hatta Ömer bin Hattab'tan rivayet olunur ki o güne kadar hiç görmediğimiz, tanımadığımız, üzerinde yolculuk emaresi bulunmayan, yoldan gelmiş bir halde bulunmayan bir kişi çıka geldi. Allah Resulü'nün önüne oturdu, dizlerine dayadı ve ona bir takım sorular sordu. İslam nedir? Bir tanesi de fe ahbarani anil iman. İmandan haber ver dedi Allah'ın peygamberine. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la buyurdular ki en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve tu'mine bil gaderi hayrihi ve şerihi. Yani iman o şeydir ki Allah'a inanman, meleklerine inanman, kitaplarına inanman, peygamberlerine inanman, ahiret gününe inanman ve yine kadere, hayra ve şerre senin inanmandır dedi. Arkasından kişi hem soruyu soruyor, arkasından hem de tasdik ediyordu. Sadakte ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü doğru söyledin doğru diyerekten de tasdik ediyordu. Soru hadisin devamı iman nedir, ihsan nedir, kıyamet ne zaman kopacak gibi bir takım hep sorular sormuştur ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiklerini bildiği ölçüde cevap vermiş. Bildiklerini de kıyametle ilgili mesela sormuş olduğu soru ilginçtir. Yani soru sorulan sorandan daha iyi bilmiyor diyerekten kıyametin zamanının, vaktinin, geleceğinin bilinmediğini, bilinemeyeceğini, bu Cenab-ı Hakk'ın kendi ezeli ilmiyle kendinde saklı olan bir şey olduğunu hadislerinde de ifade ediyor. Öyleyse bizim iman noktasında iman edeceğimiz şeyleri sayarken bildiğimiz bir kavram var. 6 tane imanın şartı vardır. Bunların içerisinde ahirete inanmak, kaza ve kadere inanmak sabittir ki bunların hepimizin iman etmesi gerekir. Hiç sekteye uğramadan, aklımızı karmaşaya sokmadan, düşünceleri çıkmazlara sevk ederekten yeni bir takım şeyler aramaya da hiç gerek yoktur zaten. İşte Kur'an'da Allah kader ölçülerini bu şekilde beyan ediyor. Yani bir takdir olduğunu, bir ölçü olduğunu, belirlenen bir şey olduğunu ifade ediyor ki şunu unutmamak lazım. İnsan yaratıcı olaraktan sadece Rabbini bilmesi lazım. Halik olaraktan. Yani Allahu Halikü kulli şey. Allah her şeyi yaratır. Her şeyi yaratmıştır. Ve külle yevmin huve fi şe'n. O her an yeni bir yaratma halindedir. Ne der ayeti celillede? Biz bir şeye ol dediğimiz zaman kün feyekün deriz. O da hemen arkasından olur. Hep bunları bir arada düşünürsek Cenab-ı Hakk'ın yaratması, takdir etmesi kıyamete kadar da devam eder. Sadece belirli bir an, belirli bir zaman, belirli bir süre geçmişte yaratıldı şimdi. Böyle bir şey değil. Yani Rabbimiz insana ve insanoğluna ve kainata kendisinden habersiz hiçbir şeyin, bir yaprağın bile dalından düşmediğini ayet-i celileler ifade ediyor bize. Yani وَمَا تَسْكُدُوا مِنْ وَرَغَةٍ illa يَعْلَمُهَا. Bir ağaç yaprağından düşmesin ki onu Cenab-ı Hakk'ın bilgisinin dışında bu zuhur etsin. Yani öyle bir kainattan, öyle bir çeki düzenden, öyle bir takdir etmeden biz belirliyoruz ki hatta ve hatta yerin altına giren ayetin devamındadır. Fi zulumatil ardı ve la rabbin ve la yabisin illa fi kitabin mübin. Ve la habbetin fi zulumatil ardı. Başlangıcında söyleyelim ki yani hiçbir tane yerin içinin toprağın karanlıklarının altına giren bir tane ne yaş ne de kuru Allah'ın bilgisinin dışında değildir. Cenab-ı Hak bunların hepsini bir kitapta hepsini yazmıştır. Takdirini, ölçüsünü yani levh-i mahfuz dediğimiz korunmuş olan o kitabın içerisinde Cenab-ı Hak bunların hepsini beyan etmiştir, yazmıştır. Kıyamete kadar hep olacak, olacak olan bütün her şeyleri o kitabın içerisinde korunmuş kitabın içerisinde muhafaza etmiştir ve muhafaza da etmeye devam ediyor. Kaza da işte bu takdir ölçülerinin vakti, zamanı, saati geldiğinde hepsinin
ortaya çıkmasıdır. Yani insanın imani ölçülerde kader meselesi hususunda çıkmazlara girdiğinde şöyle bir tefekkür yapabilir aslında. Ahiret kelimesi ile dünya kelimesi arasındaki anlam farkı. Bir tanesinin ebedi olması, ahiret sonsuz, ebedi nimetler, sürekli olan nimetler, insana vermiş olduğu lezzet, haz bakımından daimi olan lezzetler, güzellikler, dünya kelimesinde de tamamıyla bunun altında olan, alçaltılmış olan nimetler. Yani gelip geçici, sonlu. Fani, evet. Sonlu. Yani şimdi bizi Allah bir ömür takdir etmiş. Biz o takdir ölçüsüne bir hayat yaşıyoruz. O hayatın içerisinde, o ömür içerisinde hayatımızı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bu bir sonlu ama ebedi olan ahiret hayatı. Dünyadaki bütün her şey böyle. Lezzetler, nimetler, tatlar bakımından hepsinin belli bir sonu var. Ahiret hayatının sonu yok. Yani bunu neden söylüyorum? Zaman kavramını biz aklımızdan çıkartırsak bu konuyu anlamamız biraz daha kolaylaşır. Yani zaman bizim için, mekan da bizim için ama Cenab-ı Hak için ne bir zaman yok, ne de bir mekan söz konusu. Yani hele öyle bir şey yok, öyle bir kavram yok. Öyle bir kavram olmayınca Cenab-ı Hak ilmiyle, ezeli ilmiyle her şeyi bilebildiği için onunla da kendi ölçüsünde kendi beyan buyurduğu, kendi istediği bir şeyi takdir etmiştir ve o şekilde de bir düzen vermiştir. Herhalde bu kader konusunun kelime babından hareket ile ifade edilecek en güzel açıklamalar olsa gerek diye düşünüyorum. Böyle anlamak, algılamak kader meselesinin daha doğrudur. Muhterem Hocam, bir de kader bağlamında hayır ve şerden, evet, orada iman edilmesi gerektiğini buyurdunuz. Evet, hadis-i şerifte aynı şeyi beyan ediyor. Hadis-i şerifin devamında zaten ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Şimdi bizler hayatımızı devam ettirdiğimiz süre zarfı içerisinde her şeyle karşılaşabiliyoruz. Yani insan dünyada insan olduğu için sorumlu. İkincisi mümin olduğu için imtihanlıdır. İnsansan sorumluluğun vardır. Yani sorumluluk neden vardır? Cenab-ı Hak insana inanma noktasında herhangi bir zorunluluk dayatmaz. Ayetlere bakın. La ikrahe fiddin. Yani dine girmek hususunda herhangi bir zorunluluk yoktur. Ve hedeynâhün necdeyn. Biz insana iki yolu da gösterdik. Hidayet yolu, dalalet yolu. Yani cennete giden güzel yol, cehenneme giden seçtiğin şerli yol. Yine İnsan suresinde inna hedeynâhü sebîle immâ şâkiran ve immâ kefûrâ. İki tane istikamet var. İnna hedeynâhü sebîle. İnsan suresinde insan ya şükredici olur ya da küfredici olur. Yine Kehf suresinde bir ayet ve gulil hakku min rabbikum. Hak geldi. فَمَنْ شَاءَ فَالْمُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيُكْفُرْ Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Herhangi bir sorumluluk, zorluk Cenab-ı Hak insanlara inanması noktasında baskı yapmaz. Ama inanmalarını ister. İnanmalarını istediği için peygamberler göndermiştir. Kitaplar göndermiştir. Hidayet yollarını insanlara göstermiştir ki istikameti belirlemiştir. İnsanlar o yollara istikamet etsinler. İnsanın sorumlu olduğunu söyledik. Sorumlu olduğu için insan hayra ve şerre karşı da sorumludur. Yani nasıl hayra karşı sorumludur? Cenab-ı Hakk'ın hayra rızası vardır. Sen hayra istikamet gösterirsen, hayırları işlersen, helaller noktasında helal ölçülerini yerine getirirsen, uyaraktan, haramlar çizgisinden uzaklaşaraktan bunlar mübah, bunları yapabilirsin. Efendime söyleyeyim, yaşantı noktasındaki, kendini muhafaza etmen yasaklar noktasındaki hassasiyetini göz önüne alınaraktan emirleri de yerine getirirsen, o zaman hayır muradı neyse Cenab-ı Hakk'ın o istikamette yürüyorsun demektir. Evet. Ama Cenab-ı Hakk'ın Halik olmasından ötürü, her şeyi yaratmasından ötürü Cenab-ı Hak şerri de yaratır. Yani şerri yaratmaz diye bir düşünce bizim aklımıza gelmemesi lazım. Evet. Lakin şerde zerre kadar muradı yoktur Rabbimizin. Bunun başta sorumluluğu anlattım ki bir üste bağladığımız nokta yine sorumluluktur. Yani şerri işleyen insanların hiçbir cezası olmayacak mı? Muhakkak ki ahirette Cenab-ı Hak o hakları tahallük ettirecek ve herkesin cezası veyahut da mükafatını hakkıyla hiçbir zerre kadar haksızlık yapılmadan اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ زَرَّةٍ der. Allah zerre kadar zulmetmez. Neyi götürürsen istikametin defterinde yazılı olan ne var ise onunla mukabil bulursun. Onunla sen hesaba çekilirsin. Onunla ceza alırsın. Onunla mükafat alırsın. Şer ile
istikametine devam edersen, şerre yönelirsen, şerli bir yediğinde, içtiğinde, gezdiğinde, dolaştığında, kazandığında, konuştuğunda, hep rızanın dışarısında bir ölçüyü kendine belirlersen elbette bunun karşılığı da farklı olacaktır. Yani şimdi dünya hayatına baktığımızda biz kendi ölçülerimiz içerisinde iyi de var, yanlış da var. Evet. Kötü de var. Güzel olan da var, doğru olan da var. Biz bunları hür irademizle kendimiz istikamet belirleyebiliyoruz mu? Belirliyoruz. Rabbimizin bize herhangi bu konuda baskısı var mı? Yok. Herhangi bir baskısı da yok. Böyle olunca insan yaptıkları fiillerin hepsinden sorumludur. Ha, bu şu demek değildir. Yani insanın yapmış olduğu bütün davranışları insan kendi hür iradesiyle yapar, sorumlu değil demek yanlıştır, sorumludur. Veyahut da insan yapmış olduğu bütün davranışları, hareketleri, fiilleri bir yaratıcı var. Her şeyi takdir eden bir kimse var. Bana bunu da takdir etti diyerekten onun arkasına saklanmak tamamıyla gaflet olur. Gaflet olur. Tamamıyla gaflet olur. Ha, bizim orta yolumuz, ehli sünnet orta yolumuz nedir? Kulun yöneldiğini Cenab-ı Hak Halik olaraktan yaratır. Kulun yöneldiği şey. Evet. Hayra yönelirse Cenab-ı Hak hayrı yaratır. Şerre yönelirse şerri de yaratır. Yani hayra rızası olmaz, hayra rızası olur, şerre rızası olmaz derken biz burada bir hukuk kuralını belirledik. Bir ölçüyü belirledik. Hı hı. Ama yaratma noktasına baktığımızda bunların tek yaratıcısı Allah'tır. Allah kainatın içerisinde bütün her şeyi yaratandır. Önce böyle sağlam bir imanımız olması lazım. Şüphesiz bir imanımız olması lazım. Yani benim başıma gelen hastalığın iyileşme sebebini, hikmetini ilaçta ararsan, baldaki tadı, arı da ararsan, kainattaki güzellikleri, yeşillikleri o çıktığı, temaşa etmek için o çıktığı yerdeki ararsan, bulursun. Perdenin arkasındaki ressamı görmezsen hakikati anlayamazsın. Evet. O ölçüyü yakalaman lazım. O güzelliklere ulaştığında o güzelliklerin bir arka istikametinde ona bir yön veren, ona bir şekil veren, onu bir takdir eden, onu belirleyen olması gibi yaratanın olduğunu görmen lazım. Mesela pazarcı çok güzel işte meyve satıyor vesaire. Pazarcıya çok teşekkürlerimizi sunuyoruz ama onu yaratan mesela hiç aklımıza gelmiyor yani çoğu. O esnada o şükrü eda etmemiz lazım. Evet. Onu aklımıza getirmemiz lazım. Evet. Yani şimdi bu iki kelime orta yol, bizim ehli sünnet görüşümüzün orta yolunda kulun sorumluluğu ölçüsünde yapmış olduğu bütün her şeyi Cenab-ı Hakk'ın yarattığını, yöneldiği esnada yaratıcı olaraktan, halik olaraktan onu yarattığını ama sorumluluğun kula ait davranışlar olduğunu, hayırda da, şerde de böyle olduğunu ifade etmek doğru olur. Evet hocam. O zaman şöyle güzel bir ifade var. Halkı şer, şer değildir. Kesbi şer, şer demişler ya hocam. Tabii. Onları özetleyelim. Evet. Muhterem hocam, bir de kaza ve kaderin kişinin hayatındaki önemi. Bununla ilgili neler buyurursunuz hocam? Evet. Şimdi kaza ve kader ölçüsündeki aslında en güzel nokta burası, can alıcı nokta burası. Yani insanlar birçok şeyi bilmesi gerekir mi, bilmemesi gerekir mi? Takdir edilen ölçüler içerisinde hayatını yaşaması mı daha iyidir? Yoksa bu ölçülerin dışına çıkıp da farklı bir şeyler araması, düşünceler içerisine mi girmesi daha iyidir? Şimdi insan hayatına, fert hayatına aslında müthiş faydası var bu kader meselesinin. Yani insan yarın ne olacağını bilemez diyor ayet-i kerime. Hı hı. Mugayyibat-ı Hamse diye 5 tane ifade vardır ki Lokman suresinde geçer. İstersen bir hatırlayalım onu. İnnallâhe indehu ilmus sa'a. Kıyametin saati Allah'ın indidir. Ve yunezzilu gâis, yağmurun yağması. Ve ya'lemu mâ fil erham, rahimlerde olanın sadece Allah'ın bilmesi. Ve mâ tedri nefsun mâzâ teksibu gadâ. Yarın kimsenin ne kazanacağına. Ve mâ tedri nefsun bi eyyi ardın temut. Yarın kişinin nerede, nasıl, ne şekilde öleceğini sadece Allah bilir. Hı hı. Şimdi bunları eğer insan bilmiş olsaydı, yarın insan öleceğini bilmiş olsaydı acaba bugün ne olurdu? Bugün dünyaya biz gelirken şu tarihte kendimiz öleceğimizi bilseydik acaba nasıl bir hayat yaşardık? İmtihanın bir anlamı kalır mıydı bu dünyada? Kalmaz hocam. Hiçbir anlamı kalmazdı. Yarın sevdiğimiz birini kaybedeceğimizi bizim önceden bilmemiz bize dünyamızı, yaşantımızı ne kadar karartırdı. Ne kadar çıkmazlar içerisine giderdik. Hatta evladımızın
gözümüzün önünde öleceğini bilmek bize ne kadar acı çektirirdi. Evet. İşte Allah'ın bir takdir ölçüsü rahmeti var. Yani zaman. Rahmeti. Evet. Allah'ın kulları üzerindeki rahmeti. Ki Allah dedi ki kader meselesinde kullarına en uygun olanını, en mükemmel olanını ölçüp biçmiş takdir etmiştir. Hı hı. Bu meselede de aynı. Bizim hayatımıza yön verir. Bizim olacak, yarın olacak olanları bilmemiz bizi mutsuz eder. Yarın olacak olanları bilmemiz bizi günlük hayatın içerisinde karmaşalara, üzüntülere, kederlere sevk eder. Bir çalışma gayreti olmaz değil mi? Çalışma geleceğe dair olmaz. Bir plan bir kere olmaz. Hiçbir şey olmaz. Evet. Hiçbir şey olmaz. Ama şimdi 50 yılın hesabını yapıyoruz mesela. Muhakkak. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünyanın hesabını ona yönelik planlarımızı devam ettiriyoruz. Yaşama azmi veriyor, gayreti evet, veriyor. Evet. Yani ecel konusunda gelir belki bilmiyorum ama hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yere böyle 3 tane çizgi çiziyor. Diyor ki bu kişinin kendisi bir tanesi emeli, bir tanesi de ecelidir bu çizgiler. İnsan emel peşinde koşarken eceli onu bir anda onun önüne geçer, yakalayıverir. İşte bu da bir takdir ölçüsüdür. Yani biz buradan hareket ile yarın bizim başımıza gelecek olanları bilmemiz bizi büyük üzüntülere, huzursuzluklara, sıkıntılara, hayatı yaşanmaz bir hale gelmesine sebebiyet verir. Oysa ayet-i kerime vardır Bakara suresinde geçen وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Sizin için kerih görülen, hoşunuza gitmeyen şeyler muhakkak ki bu وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Sizin için hayırdır. Sizin için de çok sevdiğiniz, hoşunuza giden, beğendiğiniz, ha çok güzel dediğiniz şeylerin arkasından da şerrul lekum belki şerr. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Bu çok güzeldir ama müminin ölçüsü ne olması lazım? Müminin iki tane ölçüsü vardır. Allah Resulü beyan eder hadislerinde. Acabel mümin acaben li emril müminin. Müminin iki işi vardır ki o olan şaşılır. İki şeyi vardır, iki işi vardır. Ona şaşılır. Ve leysa zalike li ahadin illa lil mümin. Sadece bu özellik müminde bulunur ha. Nedir bu özellik? Bir, güzelliğe, iyiliğe, mutluluğa kavuştuğunda mümin şükreder. Bu bir. İkincisi, bir zarara, bir kötülüğe karşılaştığında da mümin sabreder. Bu iki özellik sadece mümine hastır diyor. Yani nimete kavuştuğunda şükretmek, sıkıntı, eza, herhangi bir şeyle karşılaşıldığında da ona da müminin sabretmesi gerekir. Olması gereken budur. Tabii evet. Olması gereken de budur yani zaten. Bu ölçülerde kişinin hayatını dizayn eden Rabbimiz, yani onu yaşayacağı hayatı en güzel şekilde dizayn eden, düzenleyen, takdir eden Rabbimiz, fert hayatında da toplum hayatında da kişiyi ahirete yönelik hazırlıklarını sabırla devam etmesi lazım. Yani ne diyoruz? İslam'da ümitsizlik yok. Evet. Müslüman, mümin ümitsiz olmaz. Neden ümitsiz olmaz? Yani istediğin kadar hata ve günahlar insanda sağdır olursa olsun, bu can bu tende kaldığı sürece, ömür de bu bedenin içerisinde devam ettiği sürece kişi her an istikametini değiştirip daha güzel bir yola girebilir. Yani bu neden? İlerisini bilmediğimizden dolayı biz hiç kimse hakkında bir şey beyan etme hakkına sahip değiliz. Tabii ki yani en başta dedik hayır istikametinde bir ölçümüz olur ise gül bahçesine giren ne olur Sayın Hocam? Gül kokar. Gül olamaz, gül kokar. Hı hı. Bunun tam tersinde istikameti farklı bir yöne giden, şerre doğru yönelten insan Allah'ın helallerine değil de haramlarına iki tane yol dedik yani bir tanesi cennete giden bir de cehenneme giden istikamet ölçüsünde bir çizgiye giren insana da oradaki zararlı otlar ne var ise bir tarla olarak beyan edelim bunu ayağımıza batar, pantolonumuza yapışır, bize zarar verir, onlardan korunamazsın. İşte bu iki istikametteki ölçüyü de insan çizgiyi belirlemesi lazım, iyi bir istikamete çevirmesi lazım. Fert hayatında önemli etkilerinden bir tanesi de bizim ibadet hayatına yöneliktir aslında. Fert hayatında neden ibadet hayatına yöneliktir? Allah insanlara yapmış olduğu ibadetleri, mükafatını hemen dünyada vermiş olsaydı, ahirette değil de
dünyada vermiş olsaydı bu bana yeterdi deyip de insan geriye çekilebilirdi eğer istikametini bilmiş olsa. Tamam, bugünlük bana bu kadar yeter. Ama öyle değil. Farzlarla sorumlu ama nafilelerde bir genişlik var. İsteyen istediği kadar, midesinin aldığı kadar insan yemek yiyebilir. Kalbinin, ferasetinin, ruhunun kabullendiği kadar nafile ibadetlere yönelir ki bu ona hem Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etme noktasında daha da bir fayda sağlar. Hem de akıbetinin nasıl, nerede ömrünü, ruhunu teslim edeceğini bilmediğinden bir istikamet kazanmasına sebebiyet olur, sebep verir. Bir de şunu söyleyelim, insanın başına gelen her türlü sıkıntı, her türlü eza ve birçok musibet, şunu bilmesi lazım insanın. مَا أَصَابَ مِنْ مُسِيبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ. Yani hiçbir musibet, hiçbir sıkıntı, hiçbir eza yok ki Allah'ın izninin dışında insanın başına gelmesin. O zaman bir ayet daha var. مَا أَصَابَ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. İnsanın başına gelen musibetlerin birçoğu kendi elleriyle kesbetmesi, evet, kazanmasından dolayıdır ki Allah bunların birçoğunu da affeder. Şimdi şunu şöyle anlamak lazım. Kulun dünyada hayatını devam ettirdiği süre içerisinde günahlarla, haramlarla iştikali o kadar çoktur ki Cenab-ı Hakk'ın Es-Sabur ismi vardır. İsmi Celal'de Es-Sabur ismi vardır ki çok 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 sabredici. Hemen ceza vermez. Müthiş derecede sabreder. Kainata bakarsın, ya bunun niye Cenab-ı Hak hemen cezasını vermiyor diyerekten bazen sabırsızlığından dolayı huligal insanı minacel, insanın aceleciliğinden dolayı bir anda insan hemen bunun cezası verilsin ister ama Cenab-ı Hak insanlara ve ecelin müsemme, yani bir insan ecelini bir de genel anlamda dünyanın kıyametin kopmasıyla ki eceli, iki tane ecel tayin etmiştir. Bu insanın ecelinin sonuna kadar, kıyametin sonuna kadar herkes her şeyi yapmakla serbesttir. Bu olunca insanın başına gelen musibetleri de kendi elleriyle kazandığını bazılarının, geriye dönüp ben dün hayatımda ne yaptım, bir önceki günlerde yaşadım, başıma bazı gelen şeylerde de tövbe istiğfar etmem lazım. Hatalarımdan istikametimi belirlemek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanı ile ben günde 100 defa tövbe istiğfar ediyorum diyerek de en az ölçüyü belirlemiş. Ve bu ölçüde insanın kazandığı günahlar, hatalar, yanlışlar konusunda da tövbe istiğfar etmesini Allah Resulü ümmetinden istemiştir. O zaman hocam bu gördüğümüz mesela zulmedenler. Evet. İslam ülkelerinde bugün mesela kan, gözyaşı oluk oluk akıyor. Evet. Cenab-ı Hak bunların hidayetine de belki yani mihal eder diyoruz ya, mühlet mi veriyor? Öyle mi demek lazım? Şimdi biz zaten şöyle diyoruz. Bu hususta en başta biz zaten ölçünün takdiri nasıl, ne olduğu olduğunu bilmiyoruz. Ama kendi aceleciliğimizden ötürü istiyoruz ki bir anda sulh bulsun, bir anda insanlar eski hayatlarına dönsün. Ama dedik az önce sizin şer gördüğünüz şeyin altından hayır çıkar. Yani bu ifade çok önemli. Hı hı. Baştan itibariyle şer olan şeyin akıbetinin altından ne çıkacağını, o zuhur edeceğini, tabii, biz bilemeyiz. Yani tarlaya atılan bir tohum vardır. Hı hı. O tohum çürür, dağılır, gider. Ondan sonra yepyeni bir tohum altın içinden daha çıkar. Daha fazla, daha gür. Daha gür bir tohum çıkar. Daha fazla. Bir orman düşünün, bir fidan ekersin. Eskisinin ömrü bitmiştir. Oradan yenisi daha güzel, daha canlı, daha verimli bir şekilde çıkar. Bu yaşanan olaylar karşısında da bizler mümin olaraktan önce istikametimizi bir belirlememiz lazım. İmanımız ölçüsünde. Bir, neden Allah'ın Resulü bir kötülük gördüğünüzde onu elinizde düzeltin, dilinizde düzeltin, kalbinizde buğz edin. Ölçü noktasında yapabileceğimiz her ne var ise o gayretlerimizi, malımız ile gayretlerimizi, desteklerimizi Müslüman kardeşlerimize yardımcı olmamız lazım. Dilimiz ile yardımcı olmamız lazım ki Cenab-ı Hak'tan istememiz lazım. Çünkü dua müminin mührüdür. İbadetin özüdür. Cenab-ı Hakk'a bağlantı kurmanın, ona kul olabildiğimizin, sadece ona bizim muhtaç olduğumuzun bir ifadesidir. Rabbimizden bizim hayırları istememiz lazım.
Ama Cenab-ı Hakk'ın neyi karşımıza çıkaracağını bilmediğimizden ötürü de bu sorumluluklarımızı da yerine getirmemiz lazım. Yaşanan olaylar karşısında Rabbimizin sabrı çok büyük. O kadar büyük ki yani kul, yürek bazen hiddetlenerekten diyor ki neden böyle? Evet. Olmaması lazım düşüncesiyle. Ama biz Allah'ın ezeli ilmi dedik ya, her şeyi Cenab-ı Hakk'ın en bilmesi, en iyi bilmesi, en mükemmeliyle bilmesi ve kulları için en mükemmelini hazırlaması, o ölçüde takdir etmesi inşallah istikametinde daha hayırlı olacağı noktasında bize ışıklar veriyor tabii evet. ki bu düşünceler. İnşallah. Selam hocam, bir de Yüce Rabbimizin kader bağlamındaki isimlerinden bahsedecek olursak, mesela Es-Sabur dediniz. Başka evet. hangi isimlerini zikredebiliriz? Şimdi Rabbimizin bizim çok iyi tanıyabilmemiz için onun sıfatlarına bakmamız lazım. Yani zatî sıfatlarına, bir de subutî sıfatlarına bakmamız lazım. Şimdi bu sıfatların içerisinde baktığımızda biz kudret sıfatını, ilim sıfatını, kelam sıfatını ve tekvin sıfatlarını görüyoruz. Kader konusuyla bağlantılı olabilecek şekilde. Yani ilim sıfatını az çok ifade etmeye çalıştık. Ayet-i celilelerle de bir iki şeyi ifade edelim. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ اللَّظِيفُ الْخَب۪يرِ Yaratan hiç bilmez mi? Yarattığını, yarattığı kevni, alemin düzenini hiç bilmez mi? Hatta ayet-i celilelerde baktığımızda bir tane daha vardır hatırladığım kadarıyla Taha suresinde olması lazım. Ve in tezhar bil gavli fe innehu ya'lemu sirra ve ahfa. Yani sözü açık söylesen de, sen gizli söylesen de, hatta Cenab-ı Hak bunu bilir, o gizliyi bilir, hatta gizlinin de gizlisini de bilir. Hatta Cenab-ı Hak kalplerde sudur edeni, içimizden geçirdiklerimizi de bilir. Öyle bilmesi vardır ki Rabbimizin. İfade edecek olursak şunu diyemeyiz, yani bizim halimizden, durumumuzdan, davranışımızdan, içimizden geçenden, geçirdiklerimizden habersiz değildir Rabbimiz. Böyle bir şeyle bizim hareket etmememiz lazım. Hani Allah'ın bilmesi hususunda alimlerden bazıları vardır ki talebelerini terbiye etmek için sahraya salarlar. Talebeler der ki onlara hepiniz çiçek toplayın getirin. Çiçek toplarlar getirirler, lakin talebelerinden bir tanesi getiremez. Talebelerine sorarlar, talebesine sorarlar, neler getirdiniz? Şunları getirdik, şunları getirdik, şunları getirdik. Sen niye getiremedin evladım? O da der ki yani hangi çiçeğe eğildiğimse baktım ki onu Cenab-ı Hakk'a ibadet ettiğini, zikrettiğini gördüm. O yüzden onları toplayamadım. Bu düşünceye sahip olaraktan hareket ediyor ki şu. İlmi noktasında Cenab-ı Hakk'ın bizim hiçbir şüpheye düşmememiz lazım. Bu bir. İkincisi, kudret. Allah-u Teala'nın her şeye gücünün yetirebilmesi. Her şeye Cenab-ı Hak güç yedirir. Her şeye muktedirdir. İktidar sahibidir. Yarattığı üzerinde hakimdir. Yarattığı kainat üzerinde hakimdir. Ondan habersiz, onun malumatının dışında, bilgisinin dışında yeryüzüne hiçbir şey zuhur etmez. Bunu bu şekilde kabullenmemiz lazım. İmanımızı bu şekilde, yani Rabbimizi tanırken bu sıfatlar ile bizim tanımamız lazım. Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatından hareket ile tekvin sıfatından, yaratma sıfatlarından hareket ile biz Allah-u Teala'yı, Rabbimizi daha iyi tanırız ki bu Allah'a olan imanımızın kuvvetli bir şekilde artmasına vesile olur. Yani sadece tabii bunlarla da sınırlı. Mucize görüp Müslüman olanlar çok olmuş değil mi hocam? Bu da Allah'ın bir kudretini görüyor orada, değil mi? Tabii ki. Tabii ki yani evet. tarihe baktığımızda bununla ilgili çok değişik insanlar örnekleriyle var. İmana giren birçok insanlar var. İman dairesini kabul eden, iman halkasına giren. Hep bu sıfatların zuhuratını karşısında görüp de imanını ve imana yönelen kimseleri bizler biliyoruz. Yani imanın ziyadeleşmesi, artması gerekir bu insanın sıfatlarıyla bilmesi, sıfatları, Rabbimizin sıfatlarıyla bilmesi, tanıması noktasında. Yani sıfatların içerisinde yaratma sıfatından bahsettik. Tekvin. Tekvin sıfatından. Kulları için en uygun olanını yaratır. Kulları için, kainat için en uygun olanını, en mükemmel olanını yaratır. Yani öyle bir yaratmadır. Farklı değil. Yani abeste iştikal edecek, boş, faydasız bir şey Cenab-ı Hakk'ın yarattığı evet. düşünülemez ki zaten Rabbena ma halakte haza badile. Yani ey Rabbimiz sen bunu boş yere yaratmadın der müminler.
müminlerin düşüncesi, temaşası, anlayışı, imani noktadaki sözlerine, davranışlarına hareket eden ölçü budur. Yani her şey bir tefekkür ile bakar ya, o bakmış olduğu tefekkürün içerisinde her şeyi Cenab-ı Hakk'ın sebepsiz yere halk ettiğini bilir ama hiçbir sebebi olmadan da yaratılmadığını, yaratmaya Allah'a ait olduğu bilinciyle boş yere yaratılmadığını da Cenab-ı Hak bilir. Çünkü en güzelini, en mükemmelini Allah kulları için yaratır. Evet. Sayın Hocam. Sayın Hocam, tabii tevekkül de unutmamak lazım. Sonuçta evet, kaderle ilintili olduğu için. Müslümanın tevekkül anlayışı nasıl olmalıdır? Nasıl tevekkül etmelidir Sayın Hocam? Şimdi tevekkül anlayışı ve alallahi felle tevekkülü müminin. Müminler yalnız Allah'a tevekkül ederler. Neye tevekkül edeceğimizi önce bir bilmemiz lazım. Ama akabinde de nasıl tevekkül edeceğimiz hususundaki yanlışlarımızı da düzeltmemiz lazım. Tevekkül hususunda aklımıza gelen şeyler, hiçbir şey yapmadan elini kolunu bağlayıp ben işimi Allah'a havale ettim demek tevekkül değildir. Efendime söyleyeyim, başa gelmesi muhtemel olaylar karşısında bizim Allah'a tevekkül etmemiz olacak bir şey değildir. Yani bunu neden söylüyorum? Birincisi, Hazreti Ömer radıyallahu anh ordusuyla beraber Şam istikametinde bir yere sefere çıkarlar. Seferde Ubeydullah bin Cerrah olması lazım yanılmıyorsam. O da var ve diğer sahabiler de var. Belli bir bölgeye gelirler ki tam o esnada o bölgede bir veba hastalığın olduğu zuhur edilir, duyulur. Hazreti Ömer kararsızdır. Muhacirle istişare yapar. Ne yapalım hususunda? Muhacir Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diyerekten oraya girmesini söyler. Ensar da aynı şeyi söyler. Ensardan bazılarını çağırır. Kureyş'in ileri gelenlerinden bazılarına der ki ve o esnada lafın üzerine düşen bazı sahabiler der ki biz Allah Resulü'nün bir yerde veba olduğunu duyduğunuzda oraya girmeyin sözü hatırlatılır ki Hazreti Ömer de bundan sonra toplanın geriye dönüyoruz diyerekten beyan eder. Tabi o esnada Ubeydullah bin Cerrah şunu der, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Hazreti Ömer de Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyorum. O da bir kader değil mi? Yani o da bir kader. Şimdi bak burada mükemmel. Ha şunu yapmıyorum, istikametimizi buraya belirleyelim, Allah'a tevekkül olalım, Allah bizi korur, buradan geçelim. Düşüncesiyle Hazreti Ömer hareket etmiyor. Yani hatta Ubeydullah bin Cerrah'a diyor ki sen bir develerin olsa o develerini yeşillik alanda da otlatsan Allah'ın kaderiyle otlatırsın. Kuru alanda da otlatsan yine bunu Allah'ın kaderiyle otlatırsın. Allah'ın ölçüyü biçtiği takdir ölçülerinde bu işi yapabilirsin demek istiyor. Tevekkül noktasında bizim hiçbir şeye istikametimizi sebeplere sarılmadan sadece ya Rabbi biz sana tevekkül olduk demek yanlıştır. Bu konuyu birçok yerde biz zikrediyoruz. Şu örnek bu konuda biraz daha anlaşılma hususunda kolaylık sağlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicreti aslında bu konuyu çok net bir şekilde anlatıyor, meydana çıkartıyor. Allah Resulü'nü hepimizin bildiği gibi öldürme kararı alan müşrikler kendisine bu konuyu öğrendi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret kararını alıyor ve diyor ki geceleyin yola çıkacağız. Birincisi bu. Bakın birinci sebebe sarıldı. İkincisi Mekke istikametine değil Medine istikametine dönüyor. Medine istikametine değil de tam tersi istikamete dönüyor. Sevr istikametine doğru bildiğimiz üzere o bölgeye gidiyor. Müşrikler bu tarafı ayarlıyor. Bu tarafı arıyorlar. Bu tarafı kolaçan ediyorlar. Çöl bölgesine bakıyorlar. Bir şeye rastlayamıyorlar. En son buraya gelmek akıllarına geliyor. O istikamete geliyorlar. Tabi aradan bir iki günlük süre geçiyor. O süre zarfı içerisinde Allah'ın peygamberi Sevr'e çıkıyor. Sevr'de saklanıyor. Tabi iyi üst süren müşriklerin önde gelenlerindeki emirle iyi üst süren o şeyler, müşrikler Sevr'in tam mağarasının önüne kadar geliyorlar. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam artık oradan uçması mümkün değil. Yanında Hazreti Ebu Bekir. Bütün her sebebe sarılıyor artık oraya kadar geliyor. Diyor ki la tahsen innallahu ma'ana Hazreti Ebu Bekir üzülme Allah bizimle beraberdir. Yani bütün sebeplere sarıldıktan sonra Allah'a tevekkül ediyor. Bütün her sebeplere sarıldıktan sonra. Yani bir çiftçi tarlasına ekmiş olduğu tohumu hiçbir şey yapmadan,
Sürmeden, sulamadan sana tevekkül oldum ya Rabbi demekle karşılaştığı sonuçlar karşısında eğer olumsuz bir sonuç ile karşılaşırsa ya Rabbi ben sana tevekkül olmuştum da niye böyle oldu deme gibi lüksü yoktur. Bir öğrenci hiçbir dersine çalışmadan sınava gidip de ben bu sınavdan yüksek not alacağım deme gibi bir anlayışa sahip değildir. Yani öyleyse hem insan olaraktan hem millet olaraktan hem de devlet olaraktan sarılabilinen bütün sebeplere sarılmak, ondan sonra da yardımı Allah'tan beklemek işin en doğru olan kısmıdır. Evet. Yani elimizde bir devemiz var, sahabe-i kiramın yaptığı gibi geliyor mescide, ey Allah'ın Resulü bunu bağlayayım da mı tevekkül edeyim yoksa hemen Rabbime mi bırakayım Rabbime mi tevekkül edeyim dediğinde deveni bağla ondan sonra Allah'a tevekkül et diye çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Yani tevekkülün doğru olan kısmı işte bu. Tevekkül sadece Allah'a ve düzgün tevekkülün de ifade ettiğimiz ölçülere göre yapılması işin imanına zarar vermez kişinin. Kişinin anlayışına zarar vermez. Hatta ve hatta işten başarılı çıkmasına, muvaffakiyetle çıkmasına vesile olur. Evet muhterem hocam. Değerli hocam bir de rızıktan bahsedelim isterseniz. Evet. Rızıkla ilgili neler söyleyelim seyircilerimize? Tabi razzak olan Rabbimizdir. Rızık veren Rabbimizdir. Rızkı insanlara veren yine Cenab-ı Hak'tır. İnna Allah yarzuku men yeşâ'u gayr hisâb. Ayet-i Celilerde Allah rızkı hesapsız verendir. Yani biz dünya hayatında kendimizden hareket ile, mahlukattan hareket ile baktığımızda herkesin rızkını Cenab-ı Allah taksim etmiş. Herkesin yiyeceği şeyleri en güzel şekilde takdir etmiş. Yani biz yemeğimizi yerken öyle çamurlu falan oldu biz yemeyiz. Suyumuzu içerken içerisinde pislik oldu biz o suyumuzu içmeyiz. Ama diğer mahlukat öyle değildir. Diğer mahlukat onun içinde çamur da olsa, farklı şeyler de olsa onu yer, onu içer. Aynen. Çamurlu suyu içerler. O Allah'ın takdiridir. Onu belirlemiştir. Onlara rızkı Cenab-ı Hak verir. Hatta ayette der ki وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةِ اللّٰى تَحْمِلُ رِزْقَهَا Allahu yarzuquha ve iyyakum. Nice canlılar vardır ki onlar rızıklarını sırtlarında taşımazlar. Yani sizin de onların da rızkını veren Allah'tır. Buradan hareket ile baktığımızda razzak olan, rızık verici olan Allah'tır. Lakin kulun rızık için hayra yönelmesi, hayırlı olan yani Allah'ın emrettiği helal ölçülerinde rızkını kazanmaya gayret etmesi lazım. Yani rızık meselesinde burası önemli. Çünkü bir haram olan rızık var. Allah'ın yasakladığı, meşru görmediği, yönelmediğin, rızam yok dediği olan bir rızık var. Bir taraftan da Rabbimizin helal. Ey insanlar sizin için helal ve temiz olan şeyleri yiyin der ayet-i kerime. Helal olan, temiz olan şeyleri yiyin. İşte Rabbimizin iyi olan, hoş olan, temiz olan şeyleri insanlar için yaratması ve onlardan yemesini Rabbimiz ayet-i celilelerinde beyan ediyor. Tabi rızkımızı helal yoldan kazanmak işin aslı. Yani bizim kursağımıza girecek olan lokmanın, evlatlarımızın, çocuklarımızın yiyecek olduğu lokmanın helal bir şekilde kazanılması işin temel unsurudur. Neden temel unsurudur? Bundan sen metalanıyorsun. Senden bir mal elde ettin, senden sonraki neslin çocukların faydalanıyor, ondan sonraki torunların faydalanıyor. Bu böyle hep aşağı doğru devam ediyor, gidiyor. Helal bir şekilde yapmış olduğun bir temel, sağlam bir temelin üzerine çıkması bütün katların daha sağlam bir şekilde ayakta durmasına sebebiyet var. Ama haramın üzerine bina etmesi belki kolay olur ama sağlamlığı olmaz. Çabucak çöker gider. Anlayamazsın bir anda. Bir kıvılcım gelir, her şeyi alır götürür. Misali, hiçbir şey senin elinde olmaz, uçar gider. Ama helalde Allah'ın rızası olduğu için, Allah'ın rızası olduğu şeylerde de bereket farklı olur. Bereket hasıl olur. Muhabbet hasıl olur ki hem sen hem senden sonrakiler hepsi ondan hayırla istifade ederler. Çok da örnekleri vardır yani. Şimdi sıralamaya kalkarsak yaşanmış hayatımızda çok güzel örnekler vardır. Temaşa ettiğimiz güzel örnekler vardır. Rızkı bizim Rabbimizden geldiğini bilmemiz lazım. Ha, şunu da söyleyelim rızık konusunda. Bazen bu konu hakkında çeşitli sorularla da karşılaşabiliyoruz. Ya dünyada herkesin rızkı niye aynı değil?
Bazılarının rızkı çok daha fazla, bazılarının rızkı çok daha az. Öyle yani hocam. Ayetlere bakıyorsun, اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُدُ رُزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ Allah dilediğine rızkı fazla, dilediğine de daha da az verir. O da bir kadar. Hepsine eşit vermiş olsaydı ne olurdu? Hepsine eşit vermiş olsaydı وَلَوْ بَسَدَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْاَرْضِ وَلَاكِ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَنْ يَشَاءُ Ayete baktığımızda yeryüzünde Allah rızkı yaymış olsaydı ne çıkardı? Bozgunculuk çıkardı, fesat çıkardı, işleri yapacak kimseyi bulamazdın. Yani evinin bir işi var. Evet. O işi sen kendin yapamıyorsun. Ama o işi yapacak olan, işin ehli olan kimseler var. O oradan onun rızkını elde ediyor. O iş peşinde, o işi yaptığı için. Ama ihtiyaç sahibi olmasa? İhtiyaç sahibi olmasa böyle getiremez. Bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Yani biz hayatımızı idam ettiremeyiz. Müthiş dedik bir düzen ya, değil mi? Müthiş bir düzen var. İşte bir takdir ölçüsü var Rabbimizin. Her şey o takdir ölçüsünde tıkır 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 saat gibi işte. Hiç sekteye uğramadan, hiçbir an bile olsun hata olmadan devam ediyor. Aynı şekilde rızıkta da böyle. Yani biz rızkı bir helal yoldan kazanacağız. İki, hak ederekten kazanacağız. Üç, yapmış olduğumuz işin hakkını vererekten bunu kendimize rızık olaraktan alacağız. Yani bu işin önemli kısımlarından bir tanesi. Yapılan iş her ne olursa olsun Allah işin meşru olduktan sonra işin kalitesine bakar. İşin kalitesi ne kadar mükemmelse, ne kadar güzelse Allah o işi yapan kimseye o kadar daha çok hanesine, sevabına, iyiliğine, güzelliğine ziyade verir. Yani Allah vallahu yuhibbul muhsinin diyoruz. Allah işini güzel yapanları sever. İşini güzel yapanları sever. O yüzden işin meşru olduktan sonra nasıl bir iş olduğuna değil de isterse yerin altında olsun, isterse insanların bakmaya iğrendiği bir iş olsun, meşru olduktan sonra işin kalitesine bakar. İşin kalitesi mükemmelse Cenab-ı Hakk'ın karşısında da sorumluluğu, mükafatı kişinin o kadar kolay olur, mükafatı da fazla olur. Hocam, vaktimizin sonuna geldik ama çok kısa. Ecelle ilgili olarak neler buyurursunuz? Evet, tabii bunlar hep bizim konumuzun başlığının altında ana başlıklar, maddeleri. Tabii bunların için ayrı ayrı bizim üzerlerinde durmamız lazım. Hepsini daha da rahat anlatabilmemiz lazım. Süremizin el verdiği bağlamda kısaca biz bunları ifade etmeye gayret ediyoruz ki ecel de yine bizim kader konusu içerisinde zikrettiğimiz konulardan bir tanesi Allah'ın takdir etmiş olduğu belli bir ömrümüz vardır. Biz bu takdir ölçüsünün ne kadar uzun, ne kadar kısa, nerede biteceğini biz bilemeyiz. Yani bize düşen bunu bilmek değildir zaten. İnsana düşen bunun nerede sona ereceğini bilmek değildir. İnsana düşen onu nasıl kullandığı. Yani sana şu kadar ömür verdik de şundan hesaba çektik demez Rabbimiz. Sen şu kadar ömrün içerisinde bu ömrünü nasıl değerlendirdin? Onun hesabı sorun. Var değil mi hocam? Bunun hesabı var. Yaşadığın ömrü o ecelin gelmeden evvel hayatın kıymetini bileceksin. Hani güzel sözler vardır ya, dün öldü, bugün can çekişmek üzere artık bitiyor, yani. Yarın henüz doğmadı. İşte sen şu anın ve yarının kıymetini bil. Vaktini boşa harcama. Bir ecel dediğimiz bir ömür var insanların. Dedik ki iki tane ecel var. Bir insanın eceli, bir de kainatın eceli. İnsan da sonlu, kainat da sonlu. Dünyada her şey sonlu. O zaman sonu olan bu dünyada bize düşen o ecel çizgisi bize gelmeden evvel hayatın içerisini güzelce doldurmak. Peki insan ecel noktasında, ecelini bilmesi noktasında kendisine bildirilmiş olsaydı, yarın öleceğini insan bilmiş olsaydı veyahut da şu zaman insan öleceğini bilmiş olsaydı, bu insana dünyasının karartmasına, kendisine belki de olmayacak şekilde zararlar vermesine, hep bunlar insanın karşısına çıkabilecek olan sorunlar olabilir. Ama evet. Cenab-ı Hak eceli gizlemiş. Yani hiç kimse ve mâ tedî nefsün mâ zâ teksibü gadâ ve mâ tedî nefsün bi eyyi ardın temût dedik az önce. Kişi ne kazanacağına, yarın nerede, nasıl, ne şekilde öleceğini sadece Cenab-ı Hakk'ın bilebileceğini, onun kendi katında gayb olan bir şey olduğunu ifade ettik burada. Öyleyse ecel hususunda da bizim ne zaman öleceğimizi veyahut da nasıl öleceğimizi, nasıl hayatımızı yaşarsak ona göre can vereceğimizi, ömrümüzü nasıl şekillendirirsek ona göre son nefesimizi vereceğimizi bilmemiz lazım. Hangi vakitte öleceğimizden ziyade imanla mı
Yoksa imanın dışında Allah muhafaza küfürle mi bir ruh teslim edeceğimizin hesabını yapmak lazım. O şüpheyi içerimizde hep barındırmak lazım. Yani havf ve reca deriz ya, korku ve ümit çizgisini acaba imanlı bir şekilde ruhumu teslim etmek bana nasip olacak mı düşüncesiyle istikametten sapmadan yaşamamız lazım İslam'ın güzelliklerini. Aksine ömrün şurada biter, şöyle biter düşüncesiyle hareket etmek doğru bir şey değildir. İnşallah Cenab-ı Hak ömürlerimizi bereketli kılar. Amin. İnşallah bize vermiş olduğu bu mukadderat ölçüleri içerisinde bunu en layıkıyla dünyada kaldığımız sürece bunlarla ahirete hazırlanmayı bize nasip eder diyorum. Ve imanımızı da ziyadeleştirir bu hususlar çerçevesinde. Bunları anlayaraktan, algılayaraktan imanımızı kuvvetlendirmemize inşallah bunlar da vesile olur diyorum. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kıymetli bilgilerinden istifade ettik. Allah razı olsun. Evet kıymetli seyircilerimiz, bir müftülük saati programının daha burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka programda başka bir konu ve konukla görüşünceye dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı kalın.